Kale Savunma 2022 yılında hedeflerine aslında hızla yaklaşmış oldu. Bu sene biz ilk başta Mart ayında Erciyes Teknopark'a katıldık, AeroX'e. Uluslararası Havacılık ve Uzay Teknolojisi Sempozyumu'ydu. Burada Papiorek firmasının da Jezi ve Bogna ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Hala daha devam ediyor. Sözleşmeye varmadı ama güzel bir iş ilişkisi kurduk. Nisan'da dışa bağımlılığımızı azaltmak için bir karar aldık. Makine parkurumuza 2 tane lazer kesim makinesi almak istedik. Ve böylelikle bu yeni makinelerin ebatlarıyla beraber de şirketimizin sahibi genel müdürümüz Özgür Dönmez ile yeni bir tesise geçmeye karar verdik. 16 Mayıs 2022'de de en uygun bize olan yer İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde 2271. sokakta önceden bir kolej olan, yani aslında eğitim yuvası için kullanılan bir yeri fabrika haline getirdik, dönüştürdük. Ve böylelikle lazer kesim makinalarımızı 16 Mayıs'ta parkurumuza dahil ettik. 25 Mayıs'ta Avusturya firmasının ortaktan Sebastian geldi. Onunla beraber görüşmelerimizi yaptık. Keyifli bir sohbet oldu bizim için. İş ilişkilerimiz devam ediyor. Haziran 2022'de Hürkuş'un ön iş takımlarını yaptık MOCAP'ta. Ağustos 2022'de yeni tesisimizde artık hizmet vermeye başladık. Bununla beraber almamız gereken, daha doğrusu diğer şirketimizde aldığımız yönetim sistemlerini yeni adres değişikliğimizle beraber yenileme sürecimiz başladı. 8 tane daire denetime girdik. Bizim için yorucu, hızlı ve güzel bir tempo oldu. 45.001 iş sağlığı ve güvenliği, 11.2 müşteri memnuniyeti, 9.001 kalite yönetim sistemi, 27.001 bilgi güvenliği, 14.001 çevre yönetim sistemleri, 38.34 kaynak imalat belgesi, 13.485 tıbbi cihazlar için kalite yönetim sistemi belgelerimizin yenileme çalışmalarını tamamladık. Asıl bizim işte baş tacımız olan AS9100'de yine aynı şekilde 19-20 Eylül'de 2 gün boyunca süren Uluslararası Akredite Kuruluşu KIVA'dan Ahmet Koldaş ve Raşit Por'la beraber denetimimiz gerçekleşti ve bu denetim sonucunda tekrardan belgemizi yenilemeye hak kazanmış olduk. AS9100 yine bizim kale savunma bünyesinde devam ediyor yönetim sistemlerimizde. 28 Eylül'de artık biz yeni tesisimize geçtiğimiz için dijital dönüşüme de önem veriyoruz. Bununla beraber Austin Bölge Müdürlüğü'nün dijital dönüşümle ilgili bir ofis kurulmuş. Hemen oranın ilgililerini, yetkililerini çağırdık, kurumumuzu ağırladık. Buğra Pekuslu ve Çağlar Öngüner Bey ile beraber dijital dönüşüm sürecimizi nasıl yaparız, nasıl planlayabiliriz, nasıl iyileştirir ve geliştiririz aşamalarıyla ilgili görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Daha sonra 4-5 Ekim'de Ankara'da yapılan askeri lojistik ve destek zirvesine katılım sağladık. 25, 26, 27, 28 Ekim'de sizlerin de olmuş olduğu Saha Expo'da zaten beraberdik. Ve burada 16 ülkeden 140'tan fazla da firmayla, 180'den de fazla kişiyle birebir görüşmelerimizi sağladık. Mevcuttaki müşterilerimizle organik ilişkilerimizi güçlendirdik. TÜBİTAK Başkanı Sayın Profesör Hasan Mandal ve TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Ahmet Yozgatlıgil ziyaretimize katıldılar, standımızı ziyaret ettiler. Kasım ayında Almanya'dan firmalarımız geldi. Buna MAPİ'den de Makbule Hanım eşlik etti, ziyaretlerini gerçekleştirdiler. 14 Kasım'da yine bizim oldukça önem verdiğimiz Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çatısı altında düzenlenen EYDEP değerlendirmesine girdik. 5 kişilik bir heyetten oluşuyordu bu değerlendirme. İkisi Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yer alan kişilerdi. 3 tanesi de diğer kuruluştan katılımcılardı. Bu denetim sonucunda bizim bildiğiniz üzere sınıflandırmalar vardı. C sınıfını daha önce almıştık. Bu denetim sonucunda, daha doğrusu değerlendirme sonucunda B sınıfına yükselttik şirketimizi. 7 Aralık'ta Güney Kore Merkezli Havacılık ve Uzay Şirketi KAI geldi. Onlarla beraber şirketimizi gezdik, tanıttık. 2022 yılında 2 tane yeni üyeliğimiz oldu. Biri Orta Doğu İhracatçılar Birliği, diğerse Saha İstanbul'a katılım sağladık. Tabii 2022 yılı içerisinde personel sayımız 30 ila 40 arasında değişiyordu. 2023 hedeflerinde 40 ila 50 personel arasında artık personel sayımızı sabitlemek ve 50'nin üzerine çıkmak istiyoruz. 2023 hedefleri içerisinde 3 tane makine parkurumuza makine eklemek istiyoruz. Bir tanesi büküm, bir tanesi torna, bir tanesi de dikişleme merkezine hemle marka olan birebir
EBAT'ın da bir işleme merkezi almak istiyoruz. Bunlarla ilgili anlaşmalarımızı, sözleşmelerimizi yaptık. Artık şirketimize gelmesini iple çekiyoruz. HAP'ta arazimiz bulunmaktaydı. Bu arazimizin artık yapı ruhsatı çıktı. Bu 2023 yılı artık bu yıl içerisinde de temellerini atacağız. Buradan da duyurmuş olalım. 2023'te katılmayı planladığımız yine fuarlar var. Bir tanesi bunlardan İDEF. 3 tane yurt dışına katılacağımız fuar planladık. ARGE ve URGE merkezleri kurmak istiyoruz. Umarım, daha doğrusu ARGE ve URGE çalışmaları yapmak istiyoruz. Umarım muvaffak oluruz 2023 yılında. 2023 yılında HUK Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği'ne yine keza üyeliğimizi gerçekleştirdik ve bu şekilde hedeflerimizi katarak, katma değer kazandırarak firmamıza devam ediyoruz. Yolumuz uzun. Yine bizim 2022 yılı içerisinde yapmış olduğumuz projelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok kıymetli müşterilerimizin çok kıymetli projelerinde yer aldık ve bunlarla beraber gurur duyduğumuz projeler var bunların içerisinde. Nurol'da 2016'dan beri devam eden Ejder Yalçın'da yaklaşık 2000'den fazla parçası kare savunma bünyesinde üretildi. Nurol'da yine Ilgaz'da Kunter'de yer aldık. Yörük'te yer aldık. Ejder Toma'da yer aldık. Ejder Toma'nın da tedarik zincirinde biz kale savunma olarak vardık. FNSS'in Zaha projesinde yer aldık. FNSS'in yine STA projesinde yer aldık. FNSS'in 6x6 projesinin yaklaşık %40'ı kale savunma bünyesinde üretildi. FNSS DMA 4 2016'dan beri devam ediyorduk. Yine alt tedariğinde bizler vardık. %80'inde yer almış bulunmaktayız projenin. FNSS'in AV8 projesinin büyük çoğunluğunda yine çalışmış bulunmaktayız kale savunma olarak. TUSAŞ'ta ise Hürkuş projesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Çünkü millileştirme çalışmaları bizim için oldukça kıymetli. TUSAŞ'ın yine Hürjet projesinde birçok parçasının üretiminde yer aldık. Gökbey'de yer aldık, Atak'ta yer aldık. Aselsan'ın Sahra'da yine yer aldık ve onunla ilgili millileştirme çalışmalarının içerisindeydik. Makine Kimya'da PMT 7657A'da yine kale savunma tarafında üretilen parçaları bulundu ve proje içerisinde bizler de yer aldık. Bunlar da bizim 2022 yılı içerisinde özellikle TSK mensubu üyelerinde yaptığımız projeler ve bazı özel kıymetli parçalardan sizlere bahsettim. Teşekkür ediyorum.